Bugün günlerden patates ve spagetti. Evet. Güzel bir gün olacak. Geç bile kaldık değil mi? Demek oluyor ki güzel bir yemek olacak. Buzlu suyumuzu çıkaralım. Ben bugün daha çok sıcak hissediyorum. Bugün çok kötü çünkü. Niye? Daha farklı. Hani serinlik gelmeye başladı deniyor herkese. Vallahi ne serinliği. Sıcak gelmeye başladı bitmeden. Bu da sarımsaklı patates. Şöyle zaten sarımsaklı patatesimiz kızarmaya başladı. Ay, o kadar küçük yapmıyorduk aşkım ya. Üç diş sarımsağımızı ufalttım. Uzattın mı Nura? Attım. Bakarım yine de ama. Hemen salatayı da doğradım. Bir soğanı kaldı. Gözüm belerdi yani. Çekemeyecek haldeydim. Evet ya. Çekemeyeceğim yani. O kadar terden. Kokuya bak. Allah'ım. Bunu koyduğumuz zaman artık bu patates başka bir boyuta geçiyor. Onun tuzu çok önemli. Bir tane çıkaralım. Tamam. Çıkarayım. Şöyle soğusun. Bu yemek aslında. Bana göre yemek. Evet. Çok güzel oluyor. Normal patates değil. Çok az yağ koyuyor Nura'nın. Bulduğu bir şey bu. Değil mi? Sen bulmuşsun bunu. Benden çıkan bir fikir. Evet. Vallahi bazen Nura'ndan çıkar bu. Ömür boyu çocuklar onu ister. Evet. Normal patates kızartmasından farklı oluyor. Bir gün bunu yapardım. Bir gün patlıcan salatası yapardım. Hatırlıyor musun? Evet. Ispanak çok yapardım. Yumurtalı ıspanak. Yandım. Bol domates. Kaç tane vardı burada? Rendeledik. Bayağı var. Yerli de var. Eskiden daha mı çok rendelerdik? Vallahi yarıya kadar yapardım aslında. Sanki bir ton olurdu. Aynen. Ben size öyle seviyordum. Evet. Ama şimdi domatesler pahalı. Ama patlıcan. Ha, salatalık. Domatesi. Yerli mi bu? Bu yerli, yeni aldım. 5 liraya. Vallahi patates o kadar pahalıydı pazar. 15 lira. 5 lira olmaz ha. Bu. Nasıl denk geldim? Vallahi son anda dedim domatessiz gideceğim dedim. Salatalığım ona keza bak. Bak serçe parmağım kadar. Turşu yapacağım. 12 liraya aldım. Onu hemen kaldıralım turşu sıcak ortamdan. Turşu yapacağım. Böyle miniklerini seçtim. 40 liralık burası. 4 kilo mu yaptı acaba? Bana şey biraz birkaç tane salata için ayırır mısın? Tamam birilerini sana ayırırım ben gerisini turşu yapacağım. Tamam teşekkür burada ederim. Burada 5 liraya aldım inanılmaz. Ya orada yumuşacıktı bak. Bundan 2 tane rendeledik şimdi oraya. Taş gibi Nurhan orada yumuşaktı. Yok yok domates o kadar sıcak içi şaşırırsın. Tamam olur olur. Pazara gittim geldim hızla hatta gidemiyorum. Gidemeye yazdım değil mi Nura? Evet ya. Uygulamışım. Nura'm da dama çıktım derdi ama daha önce çıktım. Suladım. O sarstı beni. Sonra oturarak uygulamışım. Koşa koşa pazara gittim. Sonuna doğru. Artık çok erken bitiyor. Bizim eskiden pazarlar 5-6 gibi biterdi. Evet erken. Yani 3'te mi gittim ben? Hiçbir şey kalmayacaktı. Mucize seri ne bulduysam aldım. Ne ucuz son aldım. Dünden de şey yapıyorlar, alıyorlar. Yine aynı model var. Ne uygunsa onu aldım. Bazı bence de mantıklı patates. Ne yapacaksın ki? Böyle yapıyorum ben. Gereksizse de onu alıyorum. Soğanımız varken soğan aldım çünkü 5 liraydı. 2 kilo kaptım. Çünkü bak patlıcan yani, alırsın yapmayabilirsin yani. Evet. Çok pahalı çünkü. Bugün her şey çok pahalıydı. Öyle sebze, meyve, patlıcan bulamadım ya. Patlıcan. Adana'da bedava verilen patlıcanı bulamadım. Sıcaktan tarlalar yanmış yanmış. Bence de ya. Bunları alıyorum. Isındı yani. Her şey ısındı. Mis, mis. Bu oldu mu? Vallahi yanmada bir salata yap. Bu bile yeter. Bile demeyin. Bile, evet yani. Bayağı bir değil. Lazım. Ana yemek yani. Bunun değişik versiyonlarımı yapıyorum biliyorsunuz. Şey soğanlı yapıyorsun değil mi? Soğanlı yapıyorum. Ayrıca sarımsaklı maydanozlu yeşil soğanlı ne varsa koyduğum var. Onlar daha çok herhalde kışa doğru oluyor Nurhan. Sen yeşillik de çok yavrum. Kış zaten kış doğru. Menümüz öyleydi. Tamam onu doğruya. Altını kapatmamışsın ama kısım ben şey koyacağım.
Şu makarnayı bir karışım yapabilir misin? Evet, makarna pişmasın. 8 dakikalık bir şey. Makarnamız ama kalmamış. Fatoş'un evinde bir tane makarna kalır mı? Ay vallahi çok sevindim ama bunu. Araya buzdolabından benim oradan zor buldum. Mutlu oldum biliyor musun? Bir spagetti istiyordu canım. Şey var da küçük ne oluyor? Kesme mi oluyor o? Kesmeden var. Bunu kaldırıyorum. Şu var ya tavuk tadında değil mi? Tavuk dünyası. Ay nereye koyayım? Buram bunu sıcak. Şunu kaldırıp oraya koyacağız Fatoş'a. Su damlarsa kötü olur ama. Bir şey olmaz. Hemen soğur. Başlıyoruz şimdi. Neyi başlıyoruz? Sos. Evet. Spagetti sosu. Sonra bir karıştırayım hızla. Sosumuzu hızlıca başlıyorum. Yağ bitti mi tenekeye? Var. Biraz var. Teneke tınk etti mi? Kork demiş atalarımız. Vallahi tınk etti bizim teneke. Normalde ses çıkarmıyor değil mi? Evet. Çok ses çıkarıyor boşaldı mı? Boş neydi? Boş teneke çok... Bak atasözü mü? Evet. Atasözü mü deyim? Makarnamız çünkü hızlı olacak. Hamur yapmamak istiyoruz. Evet. Hızlı sosu hazır olsun makarna pişene kadar. Domates salçası istemiyorsun herhalde. Çünkü zaten domatesimiz çok fazla. Domatesimiz fazla. Doldurmuşum ha. Onun gene. İşteyse şeyde... Bilmiyorum bugünlerde çok salça yine. Hani çok koyu kimse sevmiyor. Fadoş hala çok o. Bazen de bembeyaz oluyor Nurhan ya. Beyaz olsun. Tencere, domates kırmızı ama. Güzel gözükmüyor. Bakıyorsun sonra karıştırıyor kaybolup gidiyor. Ama domates çok kırmızı. Allah sosumu da koyayım. Şu zaman bilmiyorum. Su alalım. Hiçbir şeyimizi araya vermeyelim. Yok su da gerekiyor ya onun için. Sulu olması. Acı biber kullanmıyoruz. Acı biber yanında yiyeceğiz. Tamam bu kaynıyor. Biraz versin. Karabiber yapalım. Evet. Hemen karabiber çekeyim ben. Makarna yokmuş. Nurhan'a gittim aradım bir tane düdük buldum. Düdük yollan. Kesme evet. Filan anlamam ben. Düdük. Biz düdük makarna olarak biliyoruz. Neyse düdük makarna olmasın dedi. Canım spagetti istiyor dedi. Bizim eve Raziye selam olsun o anlar. Anlar benim canlarımın hepsi anlar. Neyse çıktım yukarı bir. Şimdi şey Adana çok sıcak ya. Elimizde avucumuzda ne varsa benim buzdolabının içine yerleştirdik. Yani 2 günde bozuluyor bir şey. Alıyorsun bir bakıyorsun bozulmuş. Dedim elimizdeki malı zaten her şey çok pahalı araya vermeyin. Buzdolabına yerleştirdim. Dolapta hiçbir şey koyacak yer yok. Neyse aradım. En altta kalmış Nurhan bir tane spagetti. Evet ya çok sevdim. Sana alacağım şöyle bir indirim gelsin şurada Seka'da. Oraya çok indirim geliyor. Bence Migros'taki de iyi oluyor. Şehriyesi evet, falan. Evet Migros da iyi oluyor da azıttı o. Ben çok makarna aldıktan sonra. Ondan sonra şey yaptı herhalde değil ondan mi? Ondan sonra zam yaptım. Neyse oradan bir spagetti bir de terşehriye buldum. Bak terşehriye de getirdim. Şey terşehriyeyi biz çok kullanıyoruz değil mi? Pilavlara yani bir paket 3 kere de falan yapıyoruz. Öyle çok seviyoruz. Malzeme kadar da şekli olsun. Sizler nasıl seviyorsunuz? Parlıyor mu? Gerçekten aşırı sıcak. Artık üzülmeye başladı. Vücudumuz üzülmeye başladı. Hasta olduk yani. El vermiyor gerçekten. Allah Nurhan. Öyle çok hareket edersen. Ne yaptım kız? Oraya niye o kadar sürtünüyordun kız, ya? Kız ne olacak? Takma mı? Fatoş ya. Hepsi de kırıldı. Allah'ım. Çok güzel çekimler yaparız artık. Boşlukta yapmışlar ya. Tamam da bunca zaman durmuyor. İşte... Kız vallahi ne oldu? Zıpladın mı? Şöyle yaslandın. İş çıkıyor işte ya. Öyle çekim mi yapabiliriz artık? Abba. Berbat oldu. Rezilliğe bak. Kırılmış bir de fayanslar. Ben nasıl yapıştırayım? Tam da yemek yaparken Fatoş bunu... Ama makarna pişti ya. Rezilliğe bak ya. Yok. Çürümüş ya. Her şey çürümüş ya. Görüntü de çok çirkin oldu. Buraya bez mi yer? Ben de ne oldu diyorum. Tabak ya, mı düştü? Ya durmamışlar. Ya yıllardır var ama bu kadar da çabuk düşmemesi gerek. Aman. Şunlara bak bari. De. Hadi yemeğine bak sonra hadi ya. Üstüne basarım şimdi de kayar düşerim. Ay rezilliğe bak ya. Var ya başıma bir ağrı saplandı.
Depremde düşeydin o zaman. Yani. Yani böyle beni strese sokuyor. İnsan değmeden yıkılır mı ya? Demek ki çürümüş bu depremde sallana sallana. Bu kadar çatırtı nereden geldi Nurhan evlerden? O tezgah da yıkılır daha. Hayır, muhtemelen kadar, yıkılacak. O çatırtıları hatırlıyor musun? Nereden geldi? Bir yerleri şey yapmış yani. Buralar hassas olunca ayrılmış demek. Ya kırılmasa onu yapıştırırdım. Bak bu şurayı da yapıştırdım ya. Onun gibi değil ama hepsi parçalandı. Başımıza yıkılacaktı aman ama. Vallahi sinirim bozuldu. Hayır daha elledim bile buradaki düştü. Niye durmuyor? Daha parmağımı değirdim o da düştü. Şuraya değdirmeye korkuyor. Hadi hadi. Tamam hadi ben hemen bunu karıştırıyorum ona. Oldu sosumuz. Suya iyice tutaydın. Tuttum. Kaypak çünkü kaydım. Şey çok sıcak oldu bu. Biz anında sucuk koyuyorduk. Orayı topla filan. Yine yumuşattık yani. Ben böyle sevmiyorum. Hah. Hemen sosumuza koyalım. İşte sinirsel oluyor onlar. Öyle spagettimizi karıştırak. Nedense sanki tüpün şeyi yok. O da bitiyordur. İyice bizi sinir ettiler ya. Çünkü kırmızı ateş gördüm bitmek üzeredir o. Ha, bitiyor. Epey oldu çünkü. Epey oldum dedim de iki ay falan. Hemen salatanı soğanını koyayım. Yok yok Nurhan karıştırtmıyor baksana. Tersine gittiyse eğer yanlış bir şey olabilir Fatoş. He? Herhalde yanlış başlattım zannediyorum ama. Gerçek mi? Bu tersine olabilir. O zaman şöyle şey yap bak. Vallahi orayı temizleyeyim ya ben. Temizle canım. Haydi vallahi bugün de böyle olsun. Her taraf yürüyemiyorum düşeceğim. Evet. Kayıyor kireçten. Böyle oldu salatamız da hemen. Tersine şey yapabilirim çünkü aşırı sıcak bir şey oldu ya. Açıkta kalmış olabilir uzun bir süre bir bakalım. Aynen. Haydi. Hay sizleri seviyoruz. Bugün de böyle olsun bir tanelerim. Spagettiniz zaten. Neden? Soğanını işte getirdim. He onu yapayım ben. Limonu sıkarım tamam. Yürüyemiyor ben devamlı kayıyorum kumdan. Evet. Hemen ben soyu vereyim. Temizleyeyim ben onu. Tamam.